Evet arkadaşlar, yeni kargomuz geldi. Ve karşımızda da Vapresso. Efsane ve Vapresso'muz tam bir kaç? Bunu 6-7 yıldır kullandığım cihazım. Vapresso. Çok güzel bir cihaz arkadaşlar, biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda da vardı. Yalnız bayağı bir süredir gene bunu kullanamadık. Çünkü koyisiz kaldım. Paketi, kutum var. İçinde yedek koyularım nereye gitti falan filan derken öyle bir beklemeye aldık. Mecburen ne içmeye zorunda kaldık. Tütünler. Yok sarması marması. O bu ara tabii yine zamlar üstüne zamlar. Derken hangi site üzerinden falan bilmiyorum da ya, açıklama yazarız. Oradan koyuları aldık. Bakalım bize ne göndermişler. Evet, şöyle paketi sarmışlar. Ben nedense bunu tercih ediyorum. GT'lerde pek çok meshler var. Şunlar var, bunlar var ama biz neye alıştıysak ona devam ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi. A few moments later. Her yerde aynı. GT8. Efsane. GT8, Vapresso markalı. Ben de çok böyle muhafazakarlık var ya. Neyle başlarsam onunla gitmeyi seviyorum. Çok değiştirmeyi sevmiyorum. Kafasını değiştirmiyorum. Bak bunu, kafayı da ikinci el aldım. Kırıldı. Kırdık bu kafayı. İkinci el aldım. Hatta önceki videomda biliyorsunuz tam oturmuyordu. Düzelttik falan ettik derken uğraşırken camı kırdık. Camı korumak için şöyle bir parça. Onu da camları falan hep internetten aldım. Yani böyle uğraşması zevkti ya. Bir hobi gibi bir şey. Çek atomizer sorun diyor. İnşallah çalıştırırken bir sıkıntımız olmaz. Şu an şarjlar hala full dolu. Bunda yine bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Hemen mendillerimizi, ıslak mendillerimizi dolduralım diyor. Çünkü ortalık batacak şimdi az sonra. Bir ara bunu yine uzun süre kullanmayınca şurada piller gitti. Bak şu piller var ya. Meğerse piller çalıştırmayınca, arada şarj etmeyince bu piller gidiyormuş. Tabii orijinal pilleri de çok pahalı. Ben de bilgisayarcı bir arkadaşımdan, yani gruplarda falan söylediler. Laptop'tan çıkan piller oluyor diye. Bak şuraya bak. Bunun gibi bir sürü pillerim oldu arkadaşlar. Böyle tanıdık bilgisayarcılar varsa, laptoptan atılmış şeyler, piller oluyor. Şarj etmesem de bayağı bir süreden beri bunlar kullanılıyor. Yani bunlar artılar eksiler nasıl diye. A few moments later. Evet, taktık. Artı eksili takıldı şu an. Kapağı kapatıyoruz. Bizim işimiz tabii bunlarla değil. Cihaz bu. Vapresso. Şu an wattını yukarı düşüyor. Kilidi var. Kilidini açıyoruz. Kilidi açtık. Şu iki tuşa beraber bastığınızda kilit açılıyor. Wattını arttırıyoruz. 128 watt'a çıktı. Gerek yok. 60'ta devam. Tamam. Ondan sonra evet, coil'imizi alalım, şunu bir temizleyelim. Şimdi bunu açma germe işleri biraz sıkıntılı. Bakalım nasıl açıp geleceğiz şimdi. Şuradan şöyle güzel bir çevirmem lazım. Şuradan şöyle çeviriyoruz. Çeviremiyoruz tabi. Islak olduğu için çeviri açamadım. Şunu bir çıkarayım mı ya? Şu parçayı bir çıkaralım. İşte şu açma olayı biraz sıkıntılı. A few moments later.
Bu şimdi fatura var. Hah, döndü bir şey. Evet. Hoppa. Parça çıktı. Şu içindekini de dökelim. Döktük. İkiye ayırdık parçamızı. Şu camı da kırmadan bir çıkarabilsem şuradan. Şu koyun nerede? Burada zaten. Buna çok uğraşmaya gerek yok. Şöyle bir temizleyelim. Bak içi kapkara olmuş. Arkadaşlar bak, elektronik sigaradan çok videolarıma da çok olumsuz yorumlar geliyor. Ya bunu her şeyi bilinçli kullanmak lazım. Zararını görenler kimler bunlar? Adam alıyor bir hevesle bunu. Sigarayı bırakacağım diye emzik gibi bunu içiyor. Likitini dandik yerden alıyor. Yok bilmem ne yapıyor. Yok bakımlarını yapmıyor. Temizliğini yapmıyor. Hijyenini yapmıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Cihazı neydi, belirsiz cihazlar kullanıyor derken zarar görüyor. Sonra tukaka tukaka başlıyorsunuz. Tabii ki elektronik sigara zararlı bir şey. Ürün kesinlikle zararlı. Ama buradaki biz neye göre değerlendiriyoruz? Neye göre değerlendiriyoruz? Sigaraya göre değerlendiriyoruz. Sigara göre zararı kesinlikle %99 daha az arkadaşlar. Yani bu araştırmadan bir işe girmeyiz yani. Tabii hiç kullanmasanız daha iyi. Ama bunu keyif için nikotinsiz içenler de var. Sigarayı azaltmak için içenler de var. Sadece bunu zevk için uğraşanlar var. Hobi olarak yapanlar var. Böyle bir sürü adamlar var. Ben mesela azaltmak için içiyorum mesela. Yani bunu aldığım zaman bütün gün belki bir iki tane falan aklıma anca geliyor. Ve sigarayı bırakmış insanların aldığı tepkileri de yaşayabiliyoruz. Bazı şeyleri bilinçli yapmak için bunlarla uğraşıyoruz yani. Ha, coil'imiz burada. Coil'i kenara alıyoruz. Rahmetli coil'i. Bakalım GT8'den ne çıkacak? Bunların şimdi şeyleri var. OHM değerleri vesairesi falan filan. Alıştığımız için bunlarda sıkıntı olmuyor. Böyle adamlar paket yapmış yani. Bunlar kurumsal firmalar bunlar. Gördüğünüz gibi coil burada. Daha önceki coil'in aynısı. Evet, hiçbir fark yok. Fark var mı? Biraz fark var. Bu başka bir şey. Aa. Bu parça farklı. Farkı görebiliyor musun? Şimdi o kadar yazılar küçük ki göremiyorum da gözler. Gözler gitmeye başladı. Şu çok, bunu herhalde bir arkadaşta almıştım. Orijinal bir, bunu vapresoy olur demişti herhalde. Üzerinde böyle çok güzel semboller var. Bu orijinal. Aa, şuna baksana adam lan bir şey. Görüyor musun? Dört kanaldan pamuk giriyor içeri. İçinde pamuk var bunun. Isınan parça bu. Cihazdan aldığı elektrikle şu pamuk ısınacak. İçinde sızan likiti buhar haline getirecek. İnşallah bir aksilik olmaz yani. Şurada başlarız da sigarayı azaltırız ya. Dikçemiz şaşırdık. Sarmam alalım, onu mu alalım, paket alsak vicdanımız el vermiyor. Evet, parçamızı nereye takıyoruz? Hemen şuraya monteliyoruz. Nazikçe. Temizliklerini de yaptırmış olduk yani biraz da. Ya çok da temizlemeye de gerek yok yani. Zaten cihazımız tertemiz. Şu parçamız da burada. Parçayı güzelce şuradan birkaç kalıntıları da temizledim. Telefon geldi. 444'lü bir numara. Geç. Şöyle bir alalım şöyle. Coil'imiz şuraya hop oturuyor. Çevire çevire iyice bir sıkılaştırıyoruz. Şu altta hava kanalları var. Yani şu parça istediğiniz kadar değişebilir yani. Daha büyük tanklar, tank diyoruz mu? Atomizer. Tankları daha büyük atomizerler var. Tabii bunlar da hep maddiyatla alakalı bir şey tabii.
Bunları dizenler var biliyorsunuz. Videolarda izliyorum. Adam dizmiş de dizmiş. Hele yabancılarda her çeşidi var böyle. Adamlar ya o kadar da yani sürekli farklı cihaz kullanmak bilmem ne yapmak da yani vücuda zararlı. Biraz abartmamak lazım. Şimdi benim merak ettiğim cihaz atomizeri atomizerle ilgili bir sıkıntı yaşayacak mı? Yaşarsa işimiz var. Şöyle bir takayım şunu. Taktık. Güzeldi. Tam çok aşırı sıkmadan. Sıkıntı yok. Evet. Şöyle bir kapatayım. 5 kez basıyoruz. Kapandı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kendi kitleme özelliği de var bunun. Onu da söyleyelim. Evet. Şimdi dolduralım. Kameramızın da şarjı da bitiyor. Doldurma olayı da çok basit bunun. Şuradan. Evet. Şuradan kafayı çeviriyorsunuz şöyle. Kafayı çevirdikten sonra şuradan bir bölme açılıyor. Şu bölmenin içine oradan salıyoruz. Önce bir pamuğu ıslatacağız. Biraz bekleyeceğiz. Ondan sonra faaliyete geçmemiz lazım. Şuradan da bir premium likitimiz var. Buzlu, ice'li, maçlı, börtlenli bir şeyler falan filan karışık. Evet. Bu olayın en güzel taraflarından biri de bu. Aroma olayı. Bunlarla ilgili de uzun anlatmaya gerek yok. Aa, inanılmaz. Bak, kokuya bak. Adamlar nelerle uğraşıyor ya. Şuradan dolduruyorum. Oo, rengi de açık renk. Ben şimdi coil'i koyarken ıslatmadım. Neyse, içinde ıslanır artık. Biraz karıştırırız. Aslında ilk koyarken biraz ıslatmam lazım. Şöyle güzelce bir dolduralım, bir hava alsın. Biraz bekleyelim. Şöyle kapatıyorum. Bir sağdan bir soldan böyle bir çalkalayayım şunu. Şöyle bir kabarcıklar çıkması lazım. Bunu iyi yapmazsanız pamuğun ömrü çok kısa oluyor. Her yerine yedirelim. Yani öyle bir şey ki bu var burada. Bu taktığınız coil'in OHM'si ile koyduğunuz likitin oranları denk olmazsa buradan sıçramalar, patlamalar bile yapabiliyor yani. Ya da koyduğunuz likit kalitesizse o da yapabilir. Yani şurada hem cihaz hem atomizer hem coil hem likit her şeyin birbiriyle uyumlu olması lazım. Yani sayısız varyasyonu var. Tabii kullanım amacına da bağlı. Sigara için mi yapıyorsun, duman yapıyorsun, ne yapıyorsun? Evet. Güzelce bir karıştı. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar beraberiz. Geliyorum. Evet. Cihazımızı biraz beklettik. Düşük wattı aldım. 30'a. 30'dan bir başlayalım. Çok yormayalım aleti. Pamuklar yanmasın. O kadar para verdik. Evet. Abi böyle bir koku yok ya. Oo, tam bir nargile kokusu. Tam nargile aroması. Sanki nargile içiyorum şu an. Hani var ya elmalılar falan. Süper. Süper. Hele şükür ya. Cihazımız. GT coil'ler. Bunları güzel bir saklayalım. Kaybetmeyelim. 3 tane var. Bunlar şimdi ne kadar gider bana? Bak şimdi. Benim kullanıma göre yani çok abartmadığım için bir ay yani 20 gün falan gider diye düşünüyorum. Yani cihaz bunlarla 600 lira desek. Likitte bir tane daha likit alsak 600, 700, 800 lira.
700-800 liraya bir 2 ay falan idare ederiz. Bir tane daha alayım yani 800 lira. 1000 lira diyelim. Ya bağımlılık yaptı şimdi. 800 lira, 1000 lira harcayalım diyelim. 2 ay, 2,5 ay gider arkadaşlar bu. Ama sigarayı düşünsenize ya, o 1000 lirayı 10-20 günde veriyoruz ya. İnanılmaz. Ve ağız kokusu dişlere zarar bilmem ne falan filandır. Her yerde içemiyorsun falan, tam böyle canın sigara istiyor. Kaçmaya yer arıyorsun falan, onlardan hiçbiri artık olmayacak. Tekrar kavuştuma çok sevindim Vapresso'yla. Tabii ki tavsiye ediyoruz, kesinlikle kullanmayın. Hiç kullanmadıysanız bunlara bulaşmayın. Hiç içmeyin. İnşallah biz de yakında bunları bitireceğiz ama bunların yeri apayrı bizde. Dünyada yeni bir trend. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Vapresso. Evet, wattını yükseltelim, biraz 60'a getirdik, biraz coil bayağı bir ıslandı. Bak 60'ta nasıl olacak şimdi arkadaşlar, hazır mısınız? Geliyor. Yok öyle bir şey.